Yani peygamber evlatlarını sevmek, onların başına gelen acıya ağlamak, kardeşlerin bu sevginin işaretidir. Hocam bunca yıl sonra gerek var mı diyen, çok böyle çok bilmiş Müslümanlara da rastladım bizim sünniler tarafından. Ya işte bu Kerbela'yı hep anlatıyorsunuz, işte hep o konuyu. Ya siz bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oluyor da kaç sene konuşuyorsunuz? Bilmem kaç yılındaki dünya kupasında şu eliyle penaltı attı diyorsunuz onu 30 yıl sonra konuşuyorsunuz. Ya peygamberin 3 yaşında çocuğunun kafasını kesmişler. Hiç mi gözünde bir damla yaş kalmadı merhametsiz? Yani hiç mi için yanmaz senin? Hazreti Fatıma o çocuğu öperek büyüttü. Peygamber Efendimizin kızıyla karşılaşacağına inanmıyor musun? Yani cennete girince merak etmez misin Fatıma kimdir diye? Fatıma kimdir hakikaten? Ben merak ederim şahsen. Yani Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ali'yi ben merak ederim şahsen. Yani merak ederim Allah cennete korsa eğer ve onları ziyaret edip ellerini öpmek isterim. Ve biz sizi çok seviyorduk. Demek isterim. Peki nasıl seviyordunuz? Senin çocuklarını öldürmüşler de Kerbela'da 1400 yıl sonra duyduk. Biz oturduk, ağladık ey Ali. Biz oturduk, ağladık ey Fatıma. Hiç değilse bunu yaptık. Hiç değilse bunu yaptık. Kardeşlerim, nasıl bir vahşet biliyor musunuz? Ya Hazreti Hüseyin'i vuruyorlar, kafasını koparıyorlar. Dört bin tane at üstünden öfkeyle hala parça parça ediyorlar. Üstünden geçiyorlar. Köylüler, uzak tepelerden bakan köylüler gelemiyorlar. O köylüler, o Yezid'in ordusu i̇bn Ziyad'ın, Ömer bin Sa'd'ın ordusu çekilsin de Hüseyin'i bulalım diye o araziye geliyorlar. Hazreti Hüseyin'in öldürülmüş ashabı, şehit olmuş o Müslümanların parça parça bedenleri hangisi Hüseyin'indir, hangisi Hürr Yezid'indir, hangisi Hüseyin'in büyük oğlu Ali Yül Ekber'in vücudunun parçasıdır bilemediler. Topladılar, mezara gömdüler. Ve Hazreti Hüseyin'in bacısı Zeynep annemize Hazreti Hüseyin Herire gecesinde dedi ki son gece 9 Muharrem gecesi Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece dedi ki ey bacım dedi bacısının hemen yanında kadınların çocukların olduğu çadıra gelmiş Hüseyin yarın sabah savaş olacak Hazreti Hüseyin onları sakinleştirmek kadınlara biraz çocuklara moral vermek, cesaret vermek, onlara bir teklifte bulunmak için, biraz konuşmak için gelmiş. Hazreti Hüseyin'e bakmış ki bacısı Zeynep durgun. İnsan insanın tercümanıdır, biliyor musun? İnsan insanın anahtarıdır. Kardeşlerim, Hazreti Zeynep bilmez mi abisinin halini? Abisine baktı. Abi dedi. Yorgun görünüyorsun. Günlerdir Kerbela adalar. Geldiklerinin üçüncü günü. Üç gündür bir damla su vermemişler Fırat'ın suyundan. Hazreti Hüseyin ne dediyse dinlememiş. Gözü dönmüş sapıklar. Hazreti Hüseyin çıkmış. Perşembe günü gündüz. Meydana göğsünü açmış. Ey İbn Ziyad ve adamları. Benim Muhammed'in torunu olduğumu biliyorsunuz değil mi demiş. Yani bir şuur dirilmesi olur mu acaba? İnsanların aklı başına gelir de pişman olurlar mı acaba diye Hazreti Hüseyin onları uyandırmak istiyor. Onların cehenneme düşmesini istemiyor o halde Hazreti Hüseyin. Benim Muhammed'in torunu olduğumu biliyorsunuz değil mi demiş. Evet biliyoruz dediler. Benim Ali'nin oğlu olduğumu biliyorsunuz değil mi dedi Hazreti Hüseyin. Evet biliyoruz dediler. Benim Resulullah'ın can parçası Fatıma'nın evladı olduğumu biliyorsunuz değil mi dedi. Evet biliyoruz dediler. Ben sizin malınızı mı çaldım? Namusunuza mı el uzattım? Sizden birini mi öldürdüm ki ben Fatıma'nın oğlu olduğum halde Ali'nin oğlu olduğum halde, Muhammed'in evladı olduğum halde, şu fıratın suyundan bir damla su vermiyorsunuz bize. Ben size ne kötülük ettim ki o fıratın suyunu şuradan geçen ateşe tapan ateşkedeler içmiyor mu? İçiyorlar. Yahudiler, Mecusiler, Hristiyanlar o sudan içmiyor mu? İçiyorlar. Hayvanlar o sudan içmiyor mu? İçiyorlar. Böcekler o sudan içmiyor mu? İçiyorlar. Hayvanların bile içtiği sudan bir damla bize vermiyorsunuz. Bu öfkeniz ne ki? Biz size ne kötülük ettik ki? Yani size ne ettik ki siz böyle yapıyorsunuz bize? Hazreti Hüseyin'e dediler ki size bu sudan bir damla bile içirmeyeceğiz. Neydi ki Hazreti Hüseyin'in suçu? Hazreti Hüseyin, canım Hüseyin dedi ki İmam Hüseyin Allah'ım bizi şu ırmağın kenarında bir yudum sudan mahrum edenleri sen cennetin suyundan mahrum et ya Rabbi dedi. Sen de onlara cennetin suyunu içirme ya Rabbi dedi. Ey kardeşlerim Hazreti Hüseyin yorgundu hakikaten. Üç gündür çocuklar susuz, kadınlar susuz, Hüseyin susuz. Hazreti Hüseyin yorgun. Şöyle uzansam dedi Zeynep bacısına. Uzan dedi ben buradayım dedi. Bacısı saçları omuzlarına kadar uzundu Hazreti Hüseyin'in. Çünkü insanlar hac edeceği zaman hac mevsimi ya saçlarını uzatırlar sonra Arafat'la birlikte inince kazıtırlar ki yeni bir hayata başladık demek için. Hazreti Hüseyin ihramdan çıkarken o sene hacdan saçını kazıtmadı, kafasını koparttı. Siz hiç böyle ihramdan çıkan adam gördünüz mü hiç? Hazreti Hüseyin ihramdan nasıl çıkmış gördünüz mü? Başını kopardılar Hüseyin'in. Hazreti Hüseyin uyudu orada biraz. Yarım saat geçti geçmedi, sıçradı kalktı. Ev halkını toplayın dedi. Toplandılar. Gece yarısı. Dedi ki gidin ve sözümü dinleyin. Şu gece karanlığında sizi görmezler. Sessizce. Zeynep bunları al kadınları ve çocukları. Yarın burası kızılca kıyamet olacak. Rüya görmüş Hazreti Hüseyin. Yarın bura kızılca kıyamet olacak başları koparılmış evlatlarını görmüş bir gece önceden. Çadıra Resulullah gelmiş rüyasında Hazreti Hüseyin'e. Ali arkasında, Fatıma arkasında, Hazreti Hamza, Hazreti Cafer, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki çadırına gelmişler. Hazreti Hüseyin gidin dedi. İstiyor ki çocuklar babasının başının koptuğunu görmesin. Hazreti Hüseyin bunları al götür dedi. Zeynep annemiz Fatıma'nın evladı. Abi dedi bizi nereye gönderiyorsun sen dedi. Yani biz nereye gideceğiz şimdi? Medine'ye gidin dedi. Dedemin şehrine gidin dedi. Bir daha o şehirden çıkmayın dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e dedi ki sana ne oldu ki şimdi durup dururken bize bunu dedin? Zeynep Acım biliyor musun? Az önce Resulullah buradaydı. Babam, anam, amcam ve amcam Cafer hepsi buradaydılar. Beni ziyarete geldiler biliyor musun? Rüya gördüm. Hazreti Zeynep anladı ki Ali geldiyse boş gitmez. Hamza şehittir, şehitsiz dönmez. Cafer kolları kopmuş, Cafer'i tayyardır. Mu'tenin şehidi. Belli ki bu normal bir imtihan olmayacak. Hazreti Zeynep abisine dedi ki, abi dedi, ben Medine'ye gidersem, geri dönüp gidersem, anamı ziyaret ettiğimde, anamın mezarına vardığımda, anneme selam verip, Esselamu Aleyk ya ummi, anne, Allah'ın selamı üzerine olsun ben geldim dediğimde, annem Fatıma bana derse ki, kızım Zeynep, abini çölün ortasına bırakıp gelmeye utanmadın mı? Niye onunla beraber kalmadın derse anneme ben ne derim abi dedi. Ben Fatıma'ya ne derim? Hani benim kuzu Hüseyin'im nerededir derse ne derim dedi. Abi dedi, ben Medine'ye gidersem, amcam Hamza'nın kabrini ziyarete gittiğimde, Ya Ammi Seyyidü Şüheda Hamza bin Abdülmuttalip, Esselamu Aleyke dediğimde, Hazreti Hamza kanlı elbiseleriyle ayağa kalkıp, Zeynep, Evladım yavrum Hüseyin nerededir dediğinde ben amcam Hamza'ya ne derim abi dedi beni nereye gönderiyorsun ki abi dedi Resulullah kabrine gelip selam verenlerin selamını almaz mı Allah ona ruhunu geri vermez mi o ziyaret edenlerden haberdar olmaz mı ben onu ziyarete gittiğimde Canım dedem, ceddim, babam, ya Resulallah ben geldim dediğimde Allah'ın Resulü kuzum Hüseyin nerededir? Arşın küpeleri, reyhan çiçeklerim nerededir derse ben ne derim abi dedi. Vallahi bugün seninle kalacağız. Seninle birlikte burada can vereceğimizi bilsek seni bu çölün ortasında yalnız bırakanlardan olmayacağız dedi. Çölün ortasında atların ayaklarının altında çiğnenen Hüseyin değildi Müslümanlar. Onlar Hüseyin'i öldürdük zannettiler. Hüseyin'i öldüremediler. Kıyamete kadar gelecek her Müslümanın kalbine dipbiri bir Hüseyin'i ruh bıraktılar. Hüseyin ölmedi. Onun ayaklarının altında çiğnenen ceset değildi. İslam aleminin kardeşliğini çiğnediler Yezidler biliyor musunuz? Birliğimizi çiğnediler, beraberliğimizi çiğnediler, dostluğumuzu çiğnediler, komşuluğumuzu çiğnediler, akrabalığımızı öldürdüler, Müslümanların birliğini öldürdüler. O gün bugün Müslümanlar başı kopmuş bir serçe yavrusu gibi çırpınıyoruz. Toprağın altında çiğnenen Hüseyin'in bedeni değildi. Birlik ve beraberlikti, kardeşliğimiz ve ümmeti Muhammed'in dostluğuydu. Bugün Aşuredir aşureden alınacak ders, yerde çiğnenen yezitlerin paramparça ettiği kardeşliği tane tane, kum tanelerinin içinden küçücük taneler toplar gibi tane tane toplayacağız parçalanmış kardeşliklerimizi. Zeynep, anam benim, esir edilmiş Kufe'den gidiyor. Yerde Hüseyin Efendimizin başsız bedeni. Siz bırakın kardeşinizi. Bırakın peygamber çocuğunu. Bir an kendi tanıdığınız birinin böyle bir trafik kazasında olsun, kopmuş başıyla beden görseniz. Ölene kadar aklınızdan çıkar mı? Değil mi? O travmayı atlatamazsınız. Pedagoglar, psikologlar kuyruğa geçse silemezler o görüntüyü. Peygamberin torunu Zeynep yerde akşam konuştuğu abisinin başsız bedeni. Atların biri iniyor biri çıkıyor üstüne. Üstündeki kadife elbise kahverengi açık kahverengi bir kadife elbise bir tane hain elbiseyi soymuş. Hüseyin'in elbisesini çalıyor. Öldürdüler utanmadılar. Başını kestiler utanmadılar. Atlara çiğnettiler utanmadılar. Peygamber çocuğunun üstündeki elbiseyi gasp ettiler. Hazreti Hüseyin'in 17 yaşındaki kızının kulaklarındaki küpeyi, küpeyi çekerek yırttılar kulağını, kulağını kanatarak aldılar. Hazreti Fatıma'nın torunu çocuk dedi ki gül yüzlü yavrucak dedi ki amca dedi o küpeleri isteseydin ben çıkarırdım dedi zaten esiriz yani çıkarırdım dedi isteseydin küpeyi verirdim dedi niye koparttın kulağımı deyince canın yansın istedim dedi canın yansın istedim dedi peygamber çocuklarının canını yakanların canı yansın Canı yansın. Hazreti Peygamber'in çocuğunun kulağını yırtarak küpesini aldılar. Söylemeyelim öyle mi bunu? Sadece Aleviler söylesin bunu öyle mi? Sadece Caferiler söylesin bunu öyle mi? Biz Müslüman değil miyiz? Biz Hazreti Muhammed'in ümmeti değil miyiz? Can kardeşlerim, Hazreti Hüseyin'in bacısı o Hüseyin abisini görünce dedi ki Muhammed'im ya Resulallah neredesin nerede dedi. Allah ve melekleri gökte sana salat ederken yerde senin ümmetin Hüseyin'in başını kopardılar dedi. Şu yerde yatan senin torunun Hüseyin'dir ya Muhammed. Şu yerde yatan Hüseyin'dir ya Resulallah. Neredesin ya Resulallah? Ey can kardeşlerim, bizim peygamber torununun ardından dökülecek iki damla gözyaşımız vardır. Bundan dolayı biz Alevi olacaksak biz Aleviyiz. Biz rafizi olacaksak biz rafiziyiz. Biz caferi olacaksak biz caferiyiz. Hüseyin'in ardından ağlamak. Hazreti Peygamber'in çocuklarına yapılanları yüreğinde taşıyamayıp gözyaşı dökmek sizin dilinizde neyse biz oyuz. Peygamber çocuğudur yahu. Şurada bir çocuğu kocaman bir adam dövüyor da kıyamet koparıyorsunuz utanmıyor musun diyorsunuz. Kocaman adamsın utanmıyorsun diyorsunuz. Ben de diyorum ki koskoca İslam ümmetiyiz utanmıyor muyuz? Yerden kalkacak bu kardeşlik. Öyle yezidler sünninin arkasına saklanmayacak. Öyle zalimler, nasipsizler, Müslüman kanı döken katiller bizi markamızda bizi paravan olarak kullanmayacak. Ben Yezid'i hiç sevmedim. Hiç de sevmeyeceğim. Bu can son nefesini verene kadar Yezid'i hiç sevmeyeceğim. Ve Allah ben biliyorum ve iman ediyorum ki peygamber çocuğuna bunu yapanlara Allah en güzel intikamını alacaktır ondan.